Now we move forward to next uh, scholar. Alhamdulillah, uh, it's truly an uh, honor to have him with us. He is also part of ISIP's advisory board together with Dr. Taha. And some of you who were here last year doing the TIIP Level One program that uh, Khalil Center and Ibn Hamdun University offers met him. He was actually the one who organized the sightseeing at the Hagia Sophia Masjid. So uh, for you who were at the sightseeing last year, he did the sightseeing in Ayasofya. It was very interesting. Uh, and um, yes, feel free to. Uh, Continue you sometimes. don't need to translate now. Okay, perfect. <laughs> it's difficult to translate jokes sometimes. I don't know if you guys have. Uh, I'm trying to learn, you know. So, <laughs> okay, I will try to be very stiff. So, uh, Professor Derin, it's an honor to have you with us. Professor Süleyman Derin will uh, lecture about the psychological aspects and lessons from the life and personality of Sayyidina Musa ali uh, Salam. Professor Derin, bizim de I'm supposed to sit here, I think. Yeah, yeah, you will sit. He doesn't, he will translate okay. both in Turkish and English. Okay. okay. But you can just translate what I'm saying right now. Okay, so, yeah. yeah. Sure. Uh, Professor Darin is a big supporter of our movement and he was one of the first scholars who gave his support to us. Uh, Professor Darin, bizim, uh, bize ilk yardım eden hocalardan birisi. he's also the one who always says that Islamic psychology is a great tool for dawah. Ee, ve kendisi İslami psikolojiyi e, bir dava, olarak, dava aracı olarak evet tebliğ aracı olarak e, olduğunu söylüyor. Professor Darin is a native of Istanbul, Turkey. Graduated from Faculty of Theology and completed his PhD at at London University in UK. Ee, kendisi e, İstanbullu. E, Mar Marmara Üniversitesi'nde e, ne zaman? You have it in Turkish. Okay. So I'll read it out in English and you can read it in yeah. Turkish. All right. He, his thesis was titled Towards Some Paradigms of Sufi Conceptions of Love from Rabia to Ibn al Farid. Since then, he has been teaching in Marmara University, the Faculty of Theology in Istanbul. Currently, he is a full time professor at Marmara University. And Professor Darin has authored several books and articles uh, in the field of tasawwuf. His research interests focus on Sufi psychology, and he hosts a radio program titled "Sufism and Psychology." Actually, Professor Bedri was one of his um, uh, student, uh, one of his studio guests. Yes, exactly, and you can see that on the YouTube channel. Uh, some of his articles include "The Self and the Other" in Ibn Arabi and Rumi, and spiritual psychology in Imam al-Ghazali. Doctor uh, Professor Darin is also part of our advisory board. And without any further ado, Professor Darin. From giving us sightseeing in Hagia Sophia to giving us a sightseeing of the knowledge we can take from our beloved prophets, the floor is yours. Round of applause and let's also let Sister Amfal uh, introduce in Turkish. Yeah. Round of applause, please. E, Profesör Doktor Süleyman Derin lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. E, sonrasında doktorasını yapmak üzere de İngiltere Leeds Üniversitesi Arap ve Ortadoğu Araştırmaları bölümünde görevlendirildi ve doktora tezi de Towards Some uh, Paradigms of the Sufi Conception of Love from Rabia to Ibn al Farid. This doesn't have a Turkish translation in my notes, but uh, <laughs> e, böyle hani bunun üzerine doktorasını tamamladı. <laughs> E, doktor sanat, doktor tezini savunarak ünvan aldı. Ve şu anda tasavvuf anı bilim dalında profesör eğitim üyesi olarak tasavvuf tarihi, oryantalizm, tasavvufi tefsir konularında ders vermekte. E, aynı zamanda e, Prado Cemalettin e, onun bir radyo programı sunucusu olduğunu da söyledi. E, radyo programı içinde bir kere Profesör Melik Badri'yi de ağırlamış. Bugün bize eee Hz. Musa'nın hayatı ve kişiliğinden psikolojik çıkarımlar başlığı altında bir konuşma yapacak. Round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kıymetli arkadaşlar, misafirler, hocalarım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, niye peygamberler, niye kıssalar, niye terapi diye soru sorarak başlıyorum. Kendi tercümem kendim yapacağım inşallah. Ama tercüme yaparken biraz freestyle yapacağım ki iki dil anlayanlar canı sıkılmasın diye değişik örnekler vereceğim yani. Olur mu? Şimdi kısayla başlayacağım ki kıssaların önemini hocam daha böyle canlı görürsünüz. Kazmin bir geç İran'da Cemal Bey gibi güçlü kuvvetli bir kardeşimiz kendi omuzuna dövme yaptırmak istiyor. Gidiyor o tabi o zamanlar berberler yapıyor pek çok işi diş çekmek dahil. Berber efendi diyor. Omuzuma diyor bir kükreyen aslan dövmesi yapar mısın? Tabi evladım gel yaparız ne demek diyor. Otur diyor. Oturuyor delikanlı. Başlıyor aslan yapmaya. İneği batırarak yapıyor. Eski dönemlerde e, çok acı veren bir süreç bu. Bugün daha tamirim kolay. Dilimizde haram onu da söyleyeyim değil mi hocam? Fıkıh açısından dövme yaptırmak. Ama bu hikaye. Bir batırıyor iğneyi genç zıplıyor. Berber abici ne yapıyorsun diyor. Öldüm diyor. Evladım aslan dedin. Aslan yapıyoruz. Neresini yapıyorsun diyor. E, kuyruğunu yapıyorum diyor. Ya benim aslan kuyruksuz olsun bir zahmet. E, sen bilirsin evladım. Kuyruksuz aslan olur. Biraz sonra tekrar bir batırıyor. Yine delikanı zıplıyor. Çok acıdı. Ölüyorum diyor. Nedir bu diyor. Evladım diyor. Aslan istedim. Aslan yapıyoruz. Neresini yapıyorsun? E karnına. Karnında olması olur mu diyor. Olsun madem kafasını yaparız sadece. Kafası da olabilir yani değil mi? Aslan figürü. Biraz sonra tekrar iğneyi batırıyor. Yine delikanlı acayip böyle e, çığırıyor. Ne oldu diyor Berber amca ne yapıyorsun? Evladım bir aslan yapıyoruz işte. Neresi diyor? Kulağı deyince. Ya, kulağı dolmasın olmasın deyince. Berber'in kafası atıyor tabii. Tutuyor herifin kulağından. <laughs> Hadi dışarıya diyor. Ya sen ne biçim adamsın diyor. Allah diyor. Kuyruksuz, kulaksız, karınsız bir aslan yaratmadı henüz diyor. Şimdi tabii kıssayı tahminin bir daha kolay kolay unutamazsınız. Niye kıssa? Çünkü kıssalar istatiksel olarak ispat edilmiş normal data ve istatik bilgisine göre beş kere daha insan beyninde kalıcı. İnsan bir kıssayı duyduğu zaman kolay kolay unutmuyor bir daha. İnşallah seneye görüşürsek soracağım bu soruyu. <laughs> benim çoğundan hatırlısınız diye düşünüyorum. Ama bilgi versem burada yüzde on şöyle yüzde yirmi böyle unutuluyor. O yüzden Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte biri kıssalar. Ve tabi kıssalar bizim için ayrı bir önemi var. Müslüman e, psikoloji talebeleri için diyelim. Diğer dinlerden farklı olarak İslamiyet'te peygamberler masumdur. Masum kelimesi Türkçe'de böyle saf gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Yani ne demek? Günahtan korunmuştur. Günah işlemezler. Ufak tefek zelle yaparlarsa da Allah onların zellelerini düzeltir. O yüzden Kur'an-ı Kerim sadece bilgi kaynağı değildir. Aynı zamanda bizim emotional intelligence dediğimiz duygusal zekamız, ruhani zekamız, bütün zeka türlerini kapsayan ilahi bir kaynaktır. Biraz önce Taha ee, Hocam dedi ki her bilgiden şüphe ederiz. Doğru. İnsanın ürettiği her bilgiden şüphe ederiz. Ama Kur'an-ı Kerim'deki her bilgiden asla şüphe etmeyiz. Peygamberlerin hayatından Diyelim ki mesela Lut Aleyhisselam'ın değil mi, bugün en büyük problem e, psikolojide bir değişmez bir e, efendim umdelerimiz, prensiplerimiz yok. Bundan 50 önce bir homoseksüellik hastalıktı, İngiltere'de, Amerika'da edilirdi Şimdi bir fazilet oldu, tedavi etmek yasak. Çünkü her zaman değişiyor. Belki yarın hırsızlık da iyi bir şey olacak. Çünkü modern e, zamanların bir e, kutsalı kalmadı maalesef. Ama İslamiyet'te homoseksüellik karamdır, bitti yani hiç. Ne kadar hasta gelirse gelsin, ne kadar çok para verirse versin, kardeşim bu iş yaptığın haramdır, bu işi bırakman lazım. Şimdi maalesef modern psikoloji ne yapıyor çoğu zaman? insanların işlediği hataları legalize etmenin, insanı rahatlatmanın çaresine bakıyor. Halbuki bizim Müslüman psikologlar olarak en büyük vazifemiz ne yapmak? Hem terapi yapmak, hem de terapimizi İslam'a uygun yapmak. Geçenlerde bir psikolog arkadaş anlatıyor. Başka bir psikologa şikayet ediyor. Terapiye gelmiş bir hanım, eşim beni aldatıyor diyor. Nasıl terapi yapmış? Sen onu aldat. Yani böyle terapi olmaz. O yüzden e, tabii ben Peygamber kıssalarını seçtim ki ...kıssalar çok kalıcı. Çok e, insanı bir dakika insan kısa anlatıldığı zaman kendisini tehdit altında hissetmiyor. Ben desem ki bana daha hocam bak şu hareketin yanlış desem anında insan savunmaya geçer. Üç tane çocuğum var, elinizden öper, en küçüğü üç buçuk yaşında. O dahi hiçbir nasihatını dinlemez. Hemen tepki. Oğlum gel yemek yiyelim yemeyeceğim. Oğlum şunu yap namaz kılıp sonra kılarım. Devamlı tepki. Ama hikaye anlattığınız zaman hikayede tehdit olmadığı için herkes hikayenin kahramanıyla özdeşleşiyor ve onun ahlakını farkına varmadan dersini alıp oradan çıkıyor. Şimdi az önceki anlattığımız kıssada genç manevi yoluna giriyor. Evliya olmak istiyor. insanın kâmil olmak istiyor. Veya self realization dediğimiz kendini gerçekleştirmek istiyor. Ama bu yolda hiçbir fedakarlık yapmak istemiyor. En ufak bir iğne batırıldığında hemen cecik feryadı figan ediyor. Bugün maalesef gençlerimizin çoğu ömrünü oyunlarla geçirmek, kompüter oyunlarıyla geçirmek istiyor. O yüzden e, peygamber kıssalarının bizim dinimizde böyle bir özelliği var. Bir kere tehdit etmeden sizi terapi ediyor. Ve her peygamber kıssası bence bir değişik terapi hocam. Mesela çok hasta bir insan kimin hayatını okumalı? Eyüp Aleyhisselam değil mi? O kadar hasta olmuş ki bütün vücudunu kurtlar sarmış. Diyor ki Allah bana ufak bir acı, acı azap dokundu diyor. Sen de Erhamur Rahim'insin. Sen diyor merhametlerin en merhametlisin. Böyle şikayet yok. Öldüm bittim yandım demeden. Ya Rab, ben hastayım sen de çok merhametlisin. Yani sen yapacağını bilirsin şeklinde. E sabır konusunda gerçekten Nuh Aleyhisselam. Evladını kaybeden hangi peygamber? Yakup Aleyhisselam değil mi? Yani Yusuf ölmüş mü ölmemiş mi haberi yok. Ama diyor ki Estağfirullah. inneme eşku ve huzni ilallah. Yani böyle feryat ufkan yok, ağlıyor. Hakikaten gerçekten yas döküyor. Hatta gözlerini kaybediyor ama en ufak bir şekilde Allah'a isyan etmiyor. Tabii şunu da söyleyeyim muhterem kardeşler. Yani esasında bütün ahlakların en mükerremi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. İbrahim, oğlu İbrahim vefat ettiğinde Peygamberimizin gözünden yaş döküldü. Dedi ki bazı sahabe, ya, ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun yani? Bu ne biçim Sen bir peygambersin, sen mükemmel bir insansın. Nasıl olur hep çocuğa göz yaş dökersin diye? Bunu biraz şey gördüler, yani farklı gördüler. Dedi ki Peygamber Efendimiz, gözümüz ağlar, gözden yaş gelir ama kalbimizden ve dilimizden asla Allah'ın razı olmadığı bir söz gelmez dedi. Yani duygusal zekanın da en üst örneği Peygamber Efendimiz. Bugün maalesef Peygamberimizin hayatını okurken birazcık böyle tarih bilgisi gibi okuyoruz. Halbuki psikologlar olarak Peygamberimizin hayatında tam bir e, duygusal zeka, manevi zeka artık her türlü zeka. Zaten biliyorsunuz Peygamberlerin bir özelliği masum. Diğeri de neydi? Fitnat dediğimiz fitnat. Onlar zamanın en zeki insanları. Peygamberden daha zeki bir insan yok. Ama aynı şekilde Peygamberlerin duygusal zekası da çok yüksek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir eve geldiğinde herkese ilgilenirdi. Bir gün bir çocuk küçük sahabeden kuşu ölüyor. Diyor ki ey Umer ne oldu Umer'e diyor değil mi? Hamdi hocam yanlış hatırlamıyorsam. Çocukla ilişki kurarken onun kuşu ölmüş. kuşuna ne oldu diyor. Bir çocukla bir yaşlıyla bir sporcuyla herkesle Peygamber Efendimiz onun anladığı duygusal zeka ile konuşuyor. O yüzden e, peygamber efendimizin hayatını inşallah bir de bu gözle okuyalım. Musa Aleyhisselam'a gelince, biz bu seri esasında, Allah rahmet eylesin e, muhterem üstadımız Malik Bedir Hoca ile başlatmıştık. Bizim e, bu e, Tasavvuf ve insan Psikolojisi programı var. Arkam e, radyoda. Salı günü saat 45 5 geçiyor hocam. Reklamı yapmak caizdir. Ufak bir reklam yapabiliriz. Orada biz e, hocamızla, internette videoları var. 3-4 peygamberi beraber işlemiştik. E, Musa Aleyhisselam ve Yusuf Aleyhisselam. Malik Petri hocamız şunu söylüyor. Peygamberler de o zaman ve zemine psikolojik olarak en uygun kimselerdir. Şimdi Musa Aleyhisselam gerçekten güçlü, kuvvetli, uzun boylu. Yani 8 gün aç kalmış, Medyen kuyusuna gelmiş hocam. Büyük bir kayayı hareket ettirmiş. Orada Şuayb Aleyhisselam'ın kızları, koyunları sulasın diye. Ya biliyorsunuz daha Mısır'dayken bir vuruşta Mısırlı ne yaptı? Ne kaptı? Öldürdü yani. Güçlü peygamber. Çünkü Beni İsrail çok e, sert kalın kafalı bir millet. Ya onları Mısır'dan kurtarmış Kızıldeniz'i yarmış karşı tarafa geçirmiş de geçer geçmez ey Musa bu falanca koyma putları var bize put yap biz de put tapacağız diyorlar. Alayla görüşmek için Tur Dağı'na gidiyor. Hemen gider gitmez Samiri geliyor ne yapıyor? Altından bir buzağa yapıyor. Çölde biz aç kaldık, sus kaldık, bize ekmek, su bul diyorlar. Musa Aleyhisselam dua ediyor. Gökten kudret helvası buldurucu eti geldi. Yani. Ne güzel ya, bundan daha iyisi var mı? Ey Musa bize soğan, samsak, mercimek. Ya şu hainliğe bakın ya. Yani size şimdi en güzel ikram geliyor. Siz tutup bundan çok daha kötüsünü istiyorsunuz. O yüzden Musa Aleyhisselam sert peygamberdi. Gadaplı peygamberdi ama gadabını ne için kullandı? Allah için kullandı. Size bir örnek. Tur Dağı'na çıktı Musa Aleyhisselam. Geldiğinde baktı ki kavmi Samiri'nin yaptığı puta takmaya başlamış. Hemen Harun Aleyhisselam kafasını tuttu, ağzına kafasını koparacaktı. Yebne ümmi diyor. Ey anamın oğlu merhamet et. Benim suçum yok diyor Harun Aleyhisselam. O kadar kızgın. Harun Aleyhisselam dinlemeyen Beni İsrail onu yok saydılar. Hatta onu öldürmeye kalktılar. Musa Aleyhisselam hiç onlara bakmadan gitti buzağı yaktı. Küllerini denize attı. Hiç kimse gıkını çıkaramadı. Niye? Musa Aleyhisselam böyle güçlü kuvvetli bir peygamber idi. Yoksa nasıl gidip Firavun'un karşısında İslam anlatacaktı? Hatta o konuda da Malik Pedro hocamızın çok güzel bir tespiti var. Niye diyor Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyütüldü, yetiştirildi? Çünkü diyor böyle zalim bir kar, adamın karşısına e, mazlum bir beni olarak çıksaydı o muhteşem ehramlar, o muhteşem mabetler onun gözünü boyardı. Kendini aşağılık kompleksinde hissedebilirdi. O yüzden bizzat ve sarayında büyüdü ki asla e, etkilenmedi. Belki psikoterapistler de değil mi? İçinde bulunduğu o psikososyal çevreyi iyi tanımalı. Çok böyle aşağıda bir insan olursa, yani maddi olarak konuşuyorum, çok faydalı olmayabilir. Musa Aleyhisselam e, gerçekten e, çok büyük bir iş başardı. Burada düşünürken aklıma da şu geldi esasında. Musa Aleyhisselam Firavun'a biliyorsunuz çok mücadele ediyordu. Elindeki o şeyi var. Bunu e, ne diyordu Malik Petro hocamız? Allah Teala resmen bize bir terapi modeli çiziyor. Daha hocam Kur'an-ı Kerim'de bu gradual e, desensitization terapi. Tedrici olarak e, insandaki o hassaslığı. Çünkü Musa Aleyhisselam yılandan korkuyordu. Korkmasa yanma. Dedi ki: "Rabbimiz Firavun'un huzuruna göndermeden ey Musa, mafi yemineke yanmısa" asay. Dedi ki Musa aleyhisselam bu benim asam. Ya Rabbi. Ben buna dayanırım. Koyunlarıma yaprak sirkelerim falan filan. Daha dedi benim için bu asanın pek çok faydası var. Diyerek asa övdü. Dedi ki Allahü Teala, Brother Cemalettin, e, dedi ki Ya bu benim asam. Asa yılan olunca Musa Aleyhisselam geri dönüp kaçtı. Arkasına bile bakmadı. Dedi ki Rabbimiz ey Musa benim katımda peygamberler korkmaz. La yakafu indel mursalun. Ve onu geri çağırdı. Musa Aleyhisselam'a ne yaptı? İlk defa daha Firavun'u görmeden bir yılan deneyi yaparak yılanı bir parça alıştı Musa Aleyhisselam. Sonra Firavun'un yanına gittiğinde attı asayı ve e, oradaki bütün o sihirbazların sihrini yuttu. E, o asa. Fevcese fi nefsi hıyfeten Musa. Musa Aleyhisselam yine korktu orada ama bu sefer kaçmadı. Ne oldu böylece? Kur'an-ı Kerim bize duygularımızı nasıl kontrol edeceğini söylüyor. Hemen Musa Aleyhisselam'dan bir örnek vererek bitiriyorum. Ee, Kur'an-ı Kerim duygularımızı da kontrol ediyor muhterem arkadaşlar. Korku bir. Bir korkudur değil mi? Tabii korku. Bu normal. Hanımlar neden korkar daha çok? Fareden tabir ediyorum. Değil mi? Korkmayan varsa parmak kaldırsın. Evet. Ondan hiç korkmazlar asla. Küçük fareden korkarlar. Erkeklerden korkmazlar. O ayrı konu. Şimdi bundan korkmak caiz hanımlar. Ama yenebilirsiniz. Fare terapisi yapabiliriz size. Allah'tan korkmak bu farz. Bunu korkmak zorundayız. Düşmandan korkmak haram. Hanımlar fareden korkabilirsiniz ama düşman geldi işgal ediyor Türkiye'yi. Elinize silahı savunacaksınız. Yani orada korkmak haram. Kaçarsanız büyük günah. Demek ki Kur'an-ı Kerim bizim duygusal dünyamızı da ne yapıyor? kontrol ediyor biliyorsunuz ne dedi ben İsrail dedi ki Musa Aleyhisselam madem ki soğan samsak istiyorsunuz buyurun şehirlerde bunlar var gidelim bir şehri fethedelim dediler ki Musa orada çok zalim cappar kavimler var zorlu biz ona savaşamayız sen ve Rabbin git savaş dediler e olmaz yani hem soğan samsak işte bilmem ne istiyorsun Allah'tan sonra e, çaresini gösterince korkuyorsunuz o yüzden Kur'an-ı Kerim'de her şeyin terapisi var. Yani e, fareden korkmanın terapisi dahi var. Ama e, psikolog gözüyle bunları okumak ve bilhassa peygamber kıssalarını dediğim gibi e, her çeşit duygunun, yani hüzün, korku, sabır, ne bileyim, sevinç, hepsinin e, terapisi var. E, bunları e, okumak e, gerekiyor inşallah. I welcome Abdullah Osman, human, Yusuf Ciha, maşallah. Now, I am translating myself. <laughs> it's a bilingual uh, symposium today. Uh, so, today we are talking about the uh, stories of the prophets in the Holy Quran. How can we benefit in terms of psychology? And this is a project, not mine. This project was initiated by Ustaz Malik Rahimullah. We made four television programs with him, starting with Sayyidina Musa. How can we learn from his life? Later, we went to Sayyidina Yusuf alayhi salam. We were planning to do all the Prophets. But says Malik Pedri rahimahullah was quite old in that time. So he passed away, early passed away, you know. So we couldn't complete, but this gave me a good, very good idea. So we can go uh, from one Prophet to another Prophet. And each Prophet is representing a different therapy. As Brother uh, Abdul Rosman told me before, as each Sufi tariqa, is giving a bit different paradigm of therapy. Also different prophets. Or prophet, prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, is the best prophet. He has everything in him, but small parts of other perfections belong to other prophets. Or Prophet Wasallam, was also leader in emotional intelligence. When you talk to a man, he will talk to him in his level. If you talk to a child, he will talk to a child like a child. Eye contact, you know, going down remember when he, was, uh, he saw his uh, uh, you know, grandchildren uh, toppling and walking in the masjid, he left the khutbah, went them and took them to his lap and said, no, these children, he also said a psychological fact, children make you, uh, you know, uh, coward, make you miserly. he said the danger of, uh, you know, loving children is that because of your children, you might be a miserly person. also, cover this. you want to go jihad, but you say, oh, i have children, you know, at home, i shouldn't go. so you can't control your emotions. The Prophet showed always the emotional intelligence in everything. But Prophet is, uh, you know, he's the great architect of Suleimaniya, Mimar Sinan. He knows everything, but maybe a certain calligraphy man knows some certain calligraphy better than Mimar Sinan. In that sense, the Prophet, we should read the sirah with the psychological aspect. So, for example, when you look at the life of Sayyidina Yusuf. A. We find this chapter, Yusuf is starting with a dream. It says, If your child comes to you at seven years old, and you say, Daddy, in my dream I saw, you know, the stars and the sun and the moon are prostrating to me. What do we say? My child, did he eat too much? <laughs> what is this nonsense? The stars, the moon and the sun? But what did Yaqub alayhi say? He said, don't say this dream to your brothers Because a prophet he knew that also other sons although they are a little bit mafia bullies but still they're sons of prophet so they know some wisdom so be you know careful don't say this but here we have all this dream stuff you know and Jung is using dreams uh, to give therapy Mustafa Martin in Turkey is very good at dream interpretation. Also, we have, of course, our own classical books, and this is a really a dif uh, difficult but very important subject. When you come to uh, Sayyidina al Sulaiman which is my name, he was a prophet for rich men, as an example. I mean, who is more powerful than Sulaiman He was commanding the wind, not the planes. the wind. He was commanding the, all animals, including ants and hood-hood. All these birds were serving him. And, of course, the genes. Again, this is a very difficult subject. Most people come to psychologists. They don't uh, admit their, uh, you know, problems, psychological problems. But they say, you know, uh, I have some genes in me, or someone made me a magic. Always blaming the magicians. 99% are not true. 99% of diseases are psychological. But in our culture, because we are scared to uh, admit that, I have some psychological problems. Maybe if I am single, no one will marry me. Then I blame the genes. So if the genes go, I am okay. So really, a lot of secrets in the lives of the prophets. When I drive, I always read this uh, verse: Bismillah, la Sulaiman wa When I'm driving, you know what the ants say: Sulaiman will not crush you. Please go away to your nests. So maybe one day inshallah in psychology we will uh, decipher brother Rosman, how to talk to ants you know the western psychologists are doing a lot of experiments and you know uh, films on monkeys on dolphins why don't we do as muslims you know we should be doing these things isn't it uh, we should be studying psychology of monkeys and donkeys anyway but we don't the holy quran is also giving us a lot of you know interesting uh, red flashing here Shall I stop? Please give me a few minutes. One, one. Okay. Because I do not start Musa. We are still Sulaiman Especially Adam alayhi salam, I find it very interesting. Because in this Adam alayhi salam story, in the beginning of the Quran, is giving the purpose of life as well as the value of man. You know, who knew man's value? Did we know? I doubt. The jinns, the uh, shaitan. He said, you know, and a I am better than man, you know. Oh my Lord, you created him out of earth, whereas I am out of fire. Fire is, you know, always ascending. The angels said, you know, we are praising you, we are worshiping you. Why are you creating this man? Yes, He will shed blood, he will kill other people. Please don't create. You are creating a criminal kind of objection. Of course, Shaitan didn't repent. So he was, uh, you know, uh, destined to hell. But angels repented. So malana Rumi says all the time, you know, oh man, you don't know your value. Allah created you as a, out of the best fabric, but you really abused yourself. So today, when we look at the psychological world, really it's very interesting, they don't know our value. They are comparing man to mice, to monkeys, and trying to understand us isn't this stupid? we are the best of creation. how can you understand, you know, uh, the man, this best of creation, by comparing him to mice and other animals, you know? so this is the problem of today when i was contemplating on sayyidina musa, alayhi salam. please uh, don't misunderstand me. i thought we are like musa, alayhi salam, trying to, you know, uh, explore and prove that islamic psychology is a good solution for human problems but there is a big powers like Pharaoh trying to crush us oh, this is nonsense you know you say homosexuality is uh, you know uh, sickness no it is natural you have genes it's just go and practice it no harm in it and there is a very big world powers today fighting islamic psychology in this respect in turkey only in turkey alhamdulillah still we can say homosexuality is a sickness I doubt you can say it in UK or in America. I'm in danger just listening. <laughs> <laughs> Still in Turkey, a few months ago, I received a phone call from UK. A friend of mine told me, "I want to bring like 50 homosexuals to give them a therapy in Turkey. Can you find us a place?" You know, I said all our uh, Quranic schools and other schools are no good for this because he said it is a crime in UK to give a therapy. So when we read the story of Adam, we can know the value of man in the eyes of Allah. Only Allah knew the greatness of man; He appreciated our highness or great value. And actually, of course, this depends. nafs. Yes, we have the potential of evil inside, as uh, you know uh, Freud says. Uh, just two drives: uh, sorry, sexual drives aggressive drives actually ghazali is admitting this he says a man has four main pillars of in his nafsaniyah like the first is uh, you know behemia animal desires eating drinking and uh, sexuality one of my friends were very fat like 200 kilos i told him ahmed why don't you stop eating you know he said i am following the commandment of allah in the holy quran i said what is this verse he said i said, I said can you continue please I I am not half of the Quran. <laughs> you know, behind is first, yes, Ghazali is admitting that we have animal desires, we have aggressive drives, which is subu'iyyah, his second pillar of man's uh, psyche. The third is shaitaniyyah, deception, cheating. And the fourth is rububi'ya to, uh, Tomorrow we will talk about it, bullying. rububi'ya is a uh, manifestation of bullying in Islamic psyche because why? Everyone wants to control others. Becomes superior to his friends. So, Sayyidina Musa, Sayyidina uh, Suleiman, all the prophets in the Holy Quran, we can depend on them. Also, Brother Rosman, I believe that this will be good dawah. Because when we talk about Isa and his psychology, you know, it will, I think, influence the uh, Christians. When we speak about Musa, it will influence the Jews. So, it will be like also, you know, a common point between Muslim psychologists, also other Christian, Jewish. Uh, psychologists. So inshallah I will enter the story of Musa A.S. today. It's too long. Maybe we can make another session inshallah later. But all prophets are good examples and we should uh, do a lot of reading on them and do a lot of contemplation actually. You know, when you read them, it's like just a nice story. You read them and I want to finish uh, how Sufis use this technique. One little uh, story uh, from Rumi and next, I will ask you to remember this story. Because uh, psychologists say that uh, stories um, stay in the mind five times more than the data and uh, statistics. When you hear a story, it remains there forever or for a long time. But when you hear some numbers, some statistics, you easily forget them. A man in Iran, in Kazvin, he went to a barber shop. He said, I want to have a tattoo on my shoulder, you know? He was like a little bit. But the use jihad, like you, strong man. So he want to show his you know power also by a tattoo. The barber said, Oh my son, what do you want? He said, Can you make a lion, a roaring lion? So when people see, they will be scared of me twice. The body as well as the lion. Okay, come on. In those days it was very painful, you know, to make a tattoo. They were picking these needles and injecting some blue ink under the skin. Of course, it's haram. I, I say you it's no, don't try it at home, okay? And uh, he sat down. The barber, those days, barber were doing everything from cutting your hair, taking out your, pulling out your teeth, to making tattoos. He pricked the, you know, needle. The young guy, the young man, the strong man, you know, jumped to his feet. What are you doing? You are killing me! He said, "You know, my son, you asked me a lion, and I am just, you know, making the tail." Said, Please leave off the tail. I don't want the tail. <laughs> okay," said the barber. Picked the needle again. This time the man again shouted, "What are you doing? You are killing me, man!" Said, "My son, you asked me to make a lion. Which part of the lion you are doing now? I am doing the belly. Please forget about the belly. I don't want the belly." The barber said, "Maybe yes. Just let me make the head. You know, head is also okay. Not a full line, but head of it." He pricked. The needle, this time the guy shouted again. It's very painful, it's hurting me. You know, what are you doing? You are killing me. He said, I am doing the ear of the lion. Please forget about the ear. I don't want the ear. The barber like put his finger to his mouth and thought, you know, he was get angry. Pulled the ear of the young man, head, threw him out of the shop. He said, Allah never created a lion without an ear, without a tail, without a belly. What kind of man you are? You want to show off a perfection? But you don't want to suffer the, you know, responsibilities. So the, uh, you know, uh, story is trying to tell us: if you want to become a lion, a perfect man in Kamil, you have to make a lot of ri'adat. You know, fasting, praying, contemplation. This is haram. Don't eat, don't drink, don't eat, don't look. You should follow these things. You know, if you want to live as you want, as today's youth in the West, you know, whatever is enjoyable, I shall do it. Then you can't be a perfect human being. I thank you very much. Next year I will ask you this story. Inshallah you can relate to me. Thank you so much. Uh, Professor Darin, thank you so much for your beautiful lecture, both in Turkish and English. And uh, thank you for also using humor as a way of engaging with knowledge. Because uh, humor helps us to Mentalize and actually marinate knowledge in a beautiful way, and to have humor according to the Sunnah is something we really need. So we really appreciate it. Exactly. And you mentioned Kazvin is my father's hometown. Actually, really? can I go and I see this? <laughs> I hope I don't know that person who did that. <laughs> With that, that said, your family, by the way. yeah, maybe. So uh, we have a, a gift for you, Professor Darin. Sister Fatima will give it to you, you, Inshallah.